Bugün döngülere başlıyoruz üçüncü konumuza ana fikrimiz artık daha karmaşık daha kapsamlı problemleri çözmek istiyoruz bugüne kadar yapmış olduğumuz yazmış olduğumuz kodlarda hatırlarsak birinci kısımda girdi kullanıcıdan bir girdi almayı ve daha sonra da bu girdiyi nasıl bir çıktıya dönüştüreceğimizi ve bu çık, girdi-çıktı dönüşümün içinde nasıl bir mantık, logik olduğunu düşünmüştük, taşımıştık. Burada basit problemler vardı. İşte diyelim bir yarı çapı alıyorduk kullanıcıdan sonra bunu alana dönüştürecek bir matematiksel fonksiyonu yazıyorduk. O fonksiyonla sonuç ekrana gösteriliyordu. Bunlar tabii daha standart örneklerdi. Sonra ikinci bölüme geçtiğimiz zaman artık bu şekilde lojiyi biraz daha karmaşık hale getirmeye başladık. Yani işte aynı anda birden fazla seçenekle karşılaştığımız bu seçeneklerden yalnızca bir tanesini yapmamız gerektiğinde karşımıza çıkan if-else kalıbını ve bu seçeneklerin birden, bayağı ikiden de çok olduğu ve özel durumlarda e, belli seçeneklerden birine indirgendi de switch case yapısını gördük ve daha da önemlisi bu yapıları iç içe kullanabileceğimiz birer lego parçası gibi alt alta üst üste koyabileceğimizi ve daha büyük problemleri çözebileceğimizi gördük özellikle son e, derste gördüğümüz e, verilen bir sayının 6 basamaklıya kadar verilen bir sayının Türkçe halini yazı halini dönüştürme probleminde bunu detaylı bir şekilde işlemiş olduk. Şimdi bütün bunlar güzel fakat artık yavaş yavaş bir problemle karşılaştığımızı görüyoruz. O da aslında özellikle son örnekte karşımıza çıkan kod tekrarı problemi. Yani bir işi yapmak için zaman zaman kodlar yazıyoruz fakat bu kodlar aynı kodlar oluyor. Tekrarlıyorlar birbirine. İşte bu tekrarı Engellemek için veya bazı durumlarda da göreceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok bazı durumlarda. O durumlarda kodları yazabilmek için artık döngü gibi kalıplara ihtiyacımız olacak. İşte döngü kalıpları bu bu haftaki aslında dersimizde temel olarak bu kalıp üzerinde konuşuyor olacağız. Yani döngü kalıbı üzerinde. Şimdi bunu açıklamadan önce ya da döngü kalıbını açıklamadan önce bu kalıbın gerçekten önemli bir kalıp olduğunu özellikle öğrencilerin bu seviyede oldukça zorlandıklarını net bir şekilde ifade etmeliyim. Özellikle birinci sınıf yani bu ders ilk kez alan öğrencilerdeki temel sorun aslında döngülerle başlıyor. Çünkü döngüler re gelene kadar aslında öğrenci kodları okuyabiliyor. Yani okumaktan kastettiğimiz ne? Bir kod karşımıza çıktığı zaman örneğin biraz önceki bu işte verilen bir yılı Şubat'ın kaç çekmesi kodunda olduğu gibi veya işte biraz önce verdiğimiz kalıptaki gibi buradaki kodlar aslında satır satır okunuyor ve satır satır anlaşılabiliyor. Dolayısıyla her satırın aslında ne iş yaptığını bir kere de görebiliyorsunuz çünkü aynı satır aslında tekrar etmiyor yani... Ee, ...satırlar düz bir şekilde ilerliyor ve bu satır işlendikten sonra öbür satır işleniyor, devam ediyor. Şimdi bu açıdan aslında daha kolay tırnak içinde. Buna karşılık döngülere geldiğimiz zaman işler karışıyor. Yani döngülerde birazdan göreceğiz. Bir satır aslında bir kere çalışmayabiliyor. Birden çok kez çalışabiliyor. Ve bu birden çok kez çalıştığında da satır her seferinde farklılaşabiliyor. İşte bu yapı yani... Döngü sayesinde kodun dönüşümü değişimi problemi öğrenciler için anlaması zor bir yapı halini alıyor. Bu tabi tabii ki egzersizlerle aşılabilecek bir problem fakat normal bir çözümden farklılaştığımızı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi o zaman bir örnekle bu işi ilerletelim. Şimdi bu üçüncü bölümümüzün ilk örneği çok basit bir örnek olacak. Fakat aslında genel kavramı gösteren örneklerden bir tanesi olacak işte. Birinci örnek bir standart public static void main yazalım ve e, ve başlayalım. Şimdi ilk örneğimiz şöyle bir örnek. E, ekrana 10 kez hello world yazdıracağız. Şimdi bu kodu nasıl yazabiliriz? Bu kodu yazmak kolay aslında. Ne yapacağız? 10 defa hello world satırını yazdığımız zaman aslında istediğimizi elde etmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla şimdi 2 tane yazdım. Bunu kopyalayınca 4 olacak. 6 8 10. bu şekilde yazdığımız zaman alt alta 10 tane hello world yazmış oluyor. Şimdi çıkışsını görelim. 10 tane hello world. Şimdi bu aslında biraz önce anlattığımız yani bölüm 2 örnek 11'de verdiğimiz Kod tekrarı olayının biraz daha uç bir noktası. Yani çok daha kör gözüne parmak bir şekilde aynı kodun çok fazla tekrarlanmasını görüyoruz. Şimdi bu şekilde kod yazmak ne kadar mantıklı? Tabii ki ma çok da mantıklı değil. Ee, en önemlisi e, burada 10 e, değil daha fazla olursa. Mesela 1000 tane hello world yazılacaksa ne yapacağız? Yani bunları copy paste copy paste edeceğiz. Dikkat etmemiz lazım tam olarak 1000 taneyi sağlamaya. Buna aslında bir takım problemler olduğu ortada. Yani bunları daha kısa yapabiliyor olsak aslında daha iyi olacak. Şimdi başka bir örnekle işi daha da karmaşık hale getirelim. Örneğin bu da örneğimiz ikinci örneğimiz olsun. Bölüm 3 örnek ikimiz olsun. Burada da kodu aynen kopyalayalım. Sonra da örneğimizi şöyle ifade edelim. Bu sefer Ekrana 10 tane hello world yazmayacağız da kullanıcıdan bir sayı alacağız. Hemen ayarlamaları yapalım. Ardından hemen alalım mesela n diyelim buna. O kadar hello world yazacağız. Yani kullanıcı 5 girdiyse 5 tane hello world, 3 girdiyse 3 tane hello world, 10 girdiyse 10 tane hello world yazacağız. Şimdi şu anki programın bilgimizi bunu nasıl yapabiliriz? Yani örneğin işte e, tabii bir takım basitleştirmeler yapalım. Örneğin e, ona kadar en fazla olsun. Nasıl yapacağız? Yani burada n'in birden ona kadar olduğunu düşünürsek aslında bir switch yazıp ya da bir ifle işte case 1 ise bir tane hello world yaz. Case 2 ise 2 tane Hello World yaz gibi bir yapıyla aslında bu problemi çözebiliriz. Fakat problemin giderek çözümsüzlüğe doğru gittiğinin farkındasınız herhalde. Yani birincisi biraz önceki kodda e, kodu yazabiliyorken yani en azından e, kullanıcı girmeden 100 tane ekrana Hello World yaz dediğimiz kodu yazabiliyorken Buradaki kodu yazamaz hale geldik neredeyse. Yani belli bir N'e kadar kodu yazabiliyoruz. Onun dışındakileri yazmamız pek mümkün değil. Yani kod iyice karmaşık hale geldi ve imkansız hale geliyor. Örneğin 3'e kadar olanını yazsak bile case 3 diyelim. Burada 3 tane yazdıralım. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Bu şekilde kod yazmanın çok efektif olmadığını görüyoruz. Yani hem efektif değil hem de mantıklı değil. Yani burada aslında basit bir problemimiz var. Bizim aynı satırı istenen miktar tekrarlatabilecek bir yapıya ihtiyacımız var. Yani bir satır var. Bu satır tekrarlıyor. Bu satırı mesela 5 kere tekrarlayacak. 5 kere alt alta aynı satırı yazmadan Beş kere alt alta aynı satırın yazılmasını sağlayacak bir mekanizma ihtiyacımız var ve bu var. Bunun adı aslında döngü. Şimdi onun örneğini yapalım. Önce birinci örneği yapacağız, sonra ikinci örneği yapacağız. Pardon, bunu komple copy paste etmem lazımdı. Şimdi şöyle bir kod yazacağız. Şimdi kodu önce yazalım, sonra inceleyelim. Evet, şimdi burada tabii değişik bir yapı var. İlk kez görüyoruz. Böyle bir ife benziyor biraz. Çünkü if'te de hatırlarsak şurada mesela bir if'i görürsek if'in yanında parantezler vardı. E, ve içinde bir koşul vardı. Karmaşık koşul da olabiliyordu. Burada bir for var. For'un içinde bir parantez var. Fakat burada sanki 3 tane parça var gibi gözüküyor. Doğru, 3 tane parça var. If gibi değil. If'te bir koşul var. İçinde and or'larla karmaşık bir koşul olabilir. Ama for'da bizim üç parçalı bir yapıdan bahsediyoruz. Nedir bu üç parçalı yapı? Döngü değişkeninin ilk değer ataması initialization dediğimiz kısım. Döngü devam koşulu dediğimiz ikinci kısım. Döngü değişkeninin değiştiği kısım olan üçüncü kısım. Üç farklı parçadan oluşuyor For döngüsü. Başka döngüler de var tabii ki. Onlardan da biraz bahsedeceğiz ileride. Ama ilk atak edeceğimiz döngü tipi aslında for döngüsü. Şimdi döngü değişkeni ne demek? Önce onunla başlayalım. Döngü değişkeni aslında normal bir değişken. Yani bildiğimiz aslında daha önce bahsettiğimiz değişkenlerden bir tanesi. Değişkenlerden bir tanesi. Bu değişkenler genelde döngü değişkenleri Tam sayı oluyorlar, nadiren reel sayıda olabiliyorlar, diğerleri olamıyor. Ve döngü değişkenleri temel olarak saymaya yarıyor. Yani ne demek saymaya yarıyor? Bir aynı e, kişi sayar gibi, 1, 2, 3, 4 sayar gibi döngü değişkeni de sayıyor aslında. Yani biri şöyle düşünün, siz bir şeyler yapıyorsunuz o sırada birileri sayıyor. İşte saniye saymak gibi düşünebilirsiniz. birinci, ikinci, üçüncü gibi. Bu döngü değişkeni sayarken ne oluyor ya da ne yapıyoruz biz döngü değişkeni sayarken? Aslında döngü değişkeni döngü her tekrarlandığında sayacı ile ilgili bir takım değişiklikler yapıyor. İşte o kısım da üçüncü kısım. Döngü değişkeninin değiştirme kısmı. Şimdi döngü değişkeninin değişebilmesi için bu döngü değişkeninin ya artması ya azalması lazım. Yoksa zaten değişme olamaz. İşte o denge değişkenin artması azalması kısmını buraya yazıyoruz. Şimdi i artı artı değil de Şöyle yazarsak belki daha mantıklı olacak. Döngü değişkenini değiştirecek bir statement yazıyoruz burada. Genelde bu döngü değişkenini değiştirme statementı da e, mıntı da arttırma, bir arttırma gibi oluyor. Çünkü genelde biliyoruz ki işte sayaç gibi bir şey kullanıyorsak bu zaten birer birer artar ve bir sayıdan başlar. İşte birden başladınız. 1 2 3 4 5. Dolayısıyla i'nin 1 olduğunu düşünürseniz bir sonraki aşamada i'nin değeri 2 oluyor. Çünkü i eşittir i artı 1 demek i'ye 1 arttırmak demek. Matematik gibi i, i eşit, artı 1 ile eşit mi diye kontrol etmek değil. Zaten eşit olamaz. Sonra i'yi bir arttırıyoruz 3 oluyor. i'yi bir arttırıyoruz 4 oluyor. Böyle devam ediyor. Dolayısıyla bu döngü değişkenin arttırma kısmı aslında döngü süreci boyunca devam eden bir kısım. Orası kritik. Son olarak da bu döngü değişkeni artıyor dedik. Azalabilir de tabii bu arada. Örneğin eksi 1 de yazabiliriz. Eşit eksi 1 gibi. Ama döngü değişkeni artıyor da nereye kadar artacak? Yani biz bunu sonsuza kadar mı arttıracağız? Tabii ki makine gibi deterministik bir şeyle konuşuyorsak burada sonsuza kadar gibi bir şey söz konusu değil ama e, teorik ve pratik olarak sonsuza kadar olabilir. Ama bizim istediğimiz şey genelde bir sınırın olması. Örneğin işte 10'a kadar say, 11'e kadar say gibi. İşte bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bu ikisi bunun için bir işe yaramaz çünkü bu başlangıç değerinizi veriyor. Bu da artışı veriyor. Bitiş yeri için ortadaki şu koşul geçer. Şimdi Bu koşul kısmı aslında if'e benziyor. Çünkü birazdan da yani ileride de bahsedeceğimiz while döngüsünde de göreceğimiz gibi bir koşul bu. Yani buraya if'in yanına yazacağınız koşullardan herhangi birini buraya da ko ko koyabilirsiniz. Peki koşul ne işe yarıyor? Koşul şu işe yarıyor. Bu koşul doğru olduğu sürece döngü devam ediyor. Yani... While true diyebilirsiniz. Yani bu doğru olduğu sürece. Mesela i1 iken bu koşul doğru mu? Evet. Çünkü 1 küçük eşittir 10'dur doğru. i2 iki, iki, iken bu koşul doğru mu? Evet. 2 küçük eşittir 10'dur doğru. i9 için bu koşul doğru mu? Evet. 9 küçük eşittir 10. 10 için doğru mu? Evet doğru. 11 için doğru mu? Değil. Çünkü 11 küçük eşittir 10 değil. Dolayısıyla burada i'nin hangi değerleri için bu koşulun doğru olduğunu aslında biliyoruz. Ondan küçük eşit bütün değerler için bu koşul doğru. Ondan büyük değerler içinse bu koşul yanlış. O zaman aslında şöyle diyebiliriz. Bu başlangıç koşuluyla yani i eşittir 1 ile birer birer arttırarak gittiğimizde o koşulu sağlaya kadar sağlayacak şekilde gittiğimizde aslında birden ona kadar olan bütün i'ler bu koşul içinde oluyor anlamına geliyor. O zaman bu 3 parametre diyebiliriz buna for döngüsünü veya bu 3 şey diyebiliriz. Birlikte döngü değişkeninin nasıl değişeceğini belirlemiş oluyorlar. Dolayısıyla 1'den 10'a kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye de bunları ne yapmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. Peki şimdi döngü değişkeni böyle. Bunu anladık nispeten. Peki bunun System.out.println'le ne alakası var? Yani dikkat edersek burada iyi değişip duruyor ama burada Hello World yazıyor. Bunun bu satırın bunda ne alakası var? Bu satırın bunda şöyle alakası var. İşte bahsetmiştik ya zorluk nereden kaynaklanıyor? Bu satır aslında şöyle bir şey demek. i eşittir birken... buradaki satırı çalıştır. i eşittir 2 iken buradaki satırı çalıştır. i eşittir 3 buradaki satırı çalıştır. Böyle böyle i eşittir 10 iken bu satırı çalıştır demek. Yani i bu değerleri alırken ayrı ayrı bu satırları çalıştır anlamına geliyor. Dolayısıyla ayrı ayrı bu satırları tek tek ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Şimdi o zaman bunu bir görelim nasıl çalıştığını. Şimdi bakalım. Başlatıyoruz. Buradan. Geliyoruz. i eşittir 1. Bakıyoruz nasıl anlayacağız peki bunu? Şöyle anlayacağız. Burada e, geliyoruz. Bir satır ilerliyoruz. Bakın şu anda i'nin 1 olduğunu görüyoruz. Şu anda ne olduğuna çok dikkat etmeyin. Bir sonrakine geldik. i 2 oldu. Bir sonrakine geldik. i3 oldu. Bir sonraki geldik. i4 oldu. Bir sonraki geldik. i5, i6. Yani her değişik i değeri için bu satırı gerçekleştiriyoruz. Bakın i9 oldu, i10 oldu ve bitti. Şimdi çıktıya baktığımız zamansa 10 tane 3, 6, 9, 10 tane hello world yazıldığını görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Demek ki buradaki her i için buradaki satır bir kez çalışıyor i eşittir 1 için bu satır yazılıyor. i eşittir 2 için bu satır yazılıyor ve bu 10'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla 10 defa hello world yazılmış oluyor. O zaman örneğe bakacak olursak buradaki örnekle tamamen aynı şey gerçekleştirilmiş oluyor buradaki 10 satırla. Aslında 10 değil dikkat edin 2 satırla. Şimdi buradan şunu görebiliriz. Burada güzel olan taraf ne? Mesela burada biraz önce dedik ya 1000 tane hello world nasıl yazdıracağız diye copy paste yapacağız diye zor ama burada mesela o çok kolay. Sadece buraya bin yazarsanız sonuçta bu sayaç birden başlayıp birer birer arttığına göre 1000'e kadar da sayabilir. Örneğin bu programı çalıştırdığımız zaman ekranda 1000 tane hello world yazacak. Bunları sayamazsınız bile ama 1000 tane yazdığından aslında eminsiniz. Dolayısıyla ne oldu? Elimizde ilginç bir güç oldu. Yani biz bir döngü değişkeni sayesinde o satırların tekrarını sağlayabiliyoruz. Ve bu şekilde de aslında istediğimiz gibi e, belli satırları tekrar edebiliyoruz. Mesela bu bizim nasıl işimize yarayabilir? Örneğin bir sonraki örneği hatırlarsak. Bir sonraki örnekte bölüm 3 örnek 4 diyelim. Buradaki örnek 2'deki kodu yazabiliriz. Şimdi onu alalım. Copy paste edelim. Ve buradaki bir, ikinci örnek neydi? Bize bir n değeri verildiğinde... En tane ekrana hello world yaz demiştik. Şimdi burada biraz kopya çekeceğiz. Diyeceğiz ki şimdi ben şunun hepsini atıyorum. Buradaki kodu. Onun yerine bu örnekte ne demiştik? Bu birden ona kadar say sayarken hello world yazıyordu. Şimdi ben birden ona kadar saymayayım. Mesela birden n'e kadar sayayım. Şimdi ne oldu? Buradaki n sayısını aslında... Oradaki onu n'e değiştirdim. Şimdi diyeceksiniz ki n belli değil ama doğru. n bu programı yazdığımız anda belli değil gibi gözükse de aslında o bir değişken. Dolayısıyla o değişken burada hangi değeri aldıysa bu noktada aslında o bir sabit sayı. Dolayısıyla n atıyorum 8 girdiyseniz burası artık 8. n 10 girdiyseniz burası 10. Dolayısıyla n'i kaç girdiyseniz o kadar kez çalışıyor. Dolayısıyla bunu bir mesela bir sayı girelim. 20 gibi şurada 20 kez hello world yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Biraz önce yazamadığımız, aslında yazma ihtimalimiz olmayan bir kodu şu anda yazabilir bir hale geldik. Dolayısıyla parametrik olarak hello world yazma sayısını belirlemiş oldu. Şimdi burada ilginç bir nokta da şu. Şunun önüne bir de şey yazalım. Her zamanki e, enter and e, number diyelim. Burada önemli bir ilginç noktayı da e, temas edeceğim. Çünkü e, aslında anlattığımız şeyi daha da tutarlı hale getirmek için. Mesela. Eksi bir yazsak ne olacak? Şimdi ne bekleyebiliriz burada? Hiçbir şey yazmamasını ki gerçekten de hiçbir şey yazmıyor. Peki nasıl olabildi bu? Yani kendi kendine anladı mı bunu? Aslında evet ama nasıl anladı? Şimdi kodun nasıl çalıştığını anlarsak bu daha kolay olacak. Şimdi n'e bir sayı giriyoruz burada. Eksi bir girdik. Sonra döngü nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Önce döngü değişkeninin eşitlendiği bu parçayı yapıyor. Sonra bu koşulu kontrol ediyor. Koşul doğru ise zaten ne demiştik? Koşul doğru olduğu sürece alttaki kodları yapacak demiştik. Bu koşul doğru mu bakalım. i birken, iken n de eksi 1 iken eksi 1 girdiysek Bir küçük eşittir eksi 1 mi? Değil. O zaman bu koşul yanlış. E biz ne demiştik? Bu koşul doğru olduğu sürece buradaki kodlar çalışacak demiştik. O zaman koşul doğru değilse buradaki kodlar hiç çalışmayacak. Ki bu da istediğimiz bir şey. Örneğin sıfırda girsek gene hiç çalışmayacak. Çünkü bir küçük eşittir sıfır değil zaten. Dolayısıyla bu şekilde de o problemi ne yapmış oluyoruz? Ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi gelelim biraz daha e, bu sayma işlerine. Mesela farklı saymalar yapabilir miyiz? Bir. İkincisi bu saymaları kullanabilir miyiz? Şimdi biraz önce söylemiştik biz birden ona kadar aslında ne yaptık? Saydık ve bu kadar hello world yazdık. Şimdi diyelim programımızı biraz daha karmaşık hale getirelim. Nedir o karmaşıklık? Diyelim birden ona kadar sayacağız ama ekrana birden ona kadar sayıları yazacağız. Şimdi birden ona kadar ekrana sayıları yazmak istediğimiz zaman aslında şöyle bir şey yapacağız. Şimdi onu bir görelim. Bölüm 3 örnek 5'te. Problemin e, ee, şu anda ne kadar karmaşık hale gelebileceğini göreceğiz birazdan. Diyelim birden ona kadar sayıları ekrana yazacağız. Nasıl yazabiliriz bunu? Aslında basitçe şunu kopyalamıştık zaten. Şuraya şey yapalım. Ekrana 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu aslında daha önce yazmış olduğumuz şu birden e, 9'a kadar rakamları yazıyla yazma işine benziyor. E, güzel bir nokta. Fakat daha kolay. Şimdi onun neden daha kolay olduğunu göreceğiz. Örneğin bu kodu kolaylaştırabiliyor iken, kısaltabiliyor iken burada vermiş olduğumuz şu kodu hemen kısaltamayacağız. Onun nedenine de geleceğiz şimdi. Şimdi burada... Aynı kod tekrarlamıyor aslında. Hangi kod tekrarlıyor? Şu kısım tekrarlıyor. System.out.println parantez kısmı tekrarlıyor. Bir de şu parantez ve noktalı virgül kısmı tekrarlıyor. Ama bu içindeki rakam tekrarlamıyor. Bu sayı artıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde devam ediyor. Şimdi döngülerde şunu da yapmamız mümkün. Döngü değişkenini, döngü değişkenini buradaki kodun içinde de Şimdi O zaman işler ilginç hale geliyor. Çünkü bu ana kadar döngü değişkeni sadece kaç kez o kodu tekrarlayacağımız anlamına gelirken şimdi o kod her döngü değişkeni değiştiğinde kod satırı da değişebiliyor. İşte bu döngüleri zor hale getiren şey tam olarak. Şimdi o zaman bu kodu aslında daha kısa yazmaya çalışalım. Şimdi bölüm 3 örnek 6 diyelim. Ve bu kodu daha kısa hale getirelim. Şimdi ne yapacağız? Ne dedik? Dedik ki biz bu kodda şurası değişiyor. O zaman bir for loop yazalım. Gene 1'den ona kadar gitsin. Neden birden ona kadar gideceğini söyleyeceğim birazdan. Ve buraya da System.out.println yazalım. Şimdi ne dedik? Bu döngü değişkeni birken bu satır çalışır, ikiyken bu satır çalışır, üçgen bu satır çalışır. Şimdi aşağıdaki koda bakalım. Birken, ikiyken, üçgen. Sanki buraya i yazarsak, buraya i yazarsak, sanki şöyle bir şey oluyor. i bir olduğunda bu kod System.out.println 1'e dönüşüyor i2 olduğunda bu kod sistem out print line 2'ye 3 olduğunda sistem out print line 3'e ve bu şekilde 10 olduğunda da sistem out print line 10'a dönüşüyor. İşte bu döngülere gücünü veren şey. Yani döngü değişkeniyle birlikte dinamik olarak değişebilen bir kod meydana getirebilmiş oluyorsunuz. Şu kodu yazmıyorsunuz. Değişen kodu buraya değişen şeyle birlikte yazıyorsunuz. Sonra o değişen şeyi eğer formülize edebiliyorsanız örneğin burada bir sayaç olarak formüle ettik. Buraya onu yazıyorsunuz ve bu şekilde işlem bitiyor. İşte o yüzden buradaki örnekte bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü buradaki yazılar belli bir kurala göre değişmiyorlar. Yani yazısal olarak belli bir kurala göre değişmiyorlar. Buradakiler ise direkt sayıyla bağlantılar var. O yüzden bu kod dönüştürülebiliyor. Öbür kod ne yazık ki hemen dönüştürülemiyor. Başka taktikler olacak ama daha onlara geleceğiz. Okey. Dolayısıyla bu da kodumuzu sadece kısaltmakla kalmadık dinamik olarak değişmesine örnek verdik şimdi bir başka ilginç kodla devam edeceğiz bu da aslında buradaki fikri biraz daha geliştireceğiz aslında bir konsept yapacağız bunun için Gauss'a gideceğiz aslında hatırlarsak gaussa küçükken ödev vermişler birden yüze kadar olan sayıları toplamasını O da bir şekilde gauss formülü kullanarak sayıları hızlıca toplamış şimdi bizim biz bunu yapabiliriz formülü biliyoruz ama güzel bir noktamız var çok hızlı toplayabilen bir şeyimiz var işte makinemiz Dolayısıyla birden yüz'e kadar olan sayıları hızlıca toplayabiliriz Çünkü makine çok hızlı çalışıyor fakat Nasıl bunu kod olarak yazacağız? Şimdi sorunumuz bu aslında. Şimdi bunu yazarken şimdi bir yapabileceğimiz bir şey çok da mantıklı değil ama toplam gibi bir değişken at atamak ve sonra da buna basitçe toplamı yazmak. Tabii şimdi problem şu 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 gibi bunu yazmamız çok uzun. Yani bayağı bir dikkat etmemiz lazım ki 100'e kadar copy paste edeceğiz. Arada da değiştirip duracağız. Bu şekilde tek satırla bunu yapmamız mümkün. Fakat bu bir kere hem yapması zor. Hem ikincisi aslında aynı problem Hello World ile. Ee, bize deseler ki bir n sayısı veriyorum. 100 de olabilir, 10 de olabilir, 5 de olabilir. n'e kadar olan sayıların toplamını bul. O zaman bunu zaten yazma şansımız yok. Aynı switch probleminde olduğu gibi. Yalnız şimdi burada neyi görüyoruz? Bakın aynı sayaç problemini görüyoruz. Yani bir sayı var. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunları topluyoruz. Yani bir şekilde aslında eğer bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi bir döngü değişkeni kullansak ve bunları toplama olarak koysak sorumuz çözülecek. Fakat sıkıntı şu bu nasıl yapacağız? Şimdi for loop'u hatırlarsak for loop'ta böyle bir şey yazıyorduk. Diyelim daha basit bir örneğe geçelim. Birden 10'a kadar olan sayıları topladığımızı düşünelim. Şimdi birden 10'a kadar olan sayıları yazmak kolay. 1 artı 2 falan filan feş böyle 10 yazdığınızı düşün. Şimdi problem şu. Bunu ben böyle yazdım diyelim. Şimdi buraya ne yazacağım? Yani burada sıkıntı şu. Buradaki i'nin i birden 10'a kadar gidiyor. Fakat aynı satırda var bunlar. Şimdi bu bizim işimize yaramaz. Çünkü biz ne istiyoruz? her satırın tekrarlanması istiyoruz. Yani burada aslında çaktırmadan 10 tane satır olacak. Şimdi o zaman bu şuna dönüşüyor. Bu kodu, bu tek satırlık kodu 10 satır olarak yazabilir miyiz? Ama öyle bir yazalım ki bu tekrar sayesinde aynı satırlar aslında ortalarda gelsin. Bunun bir yolu var. Şimdi onu göreceğiz. Şöyle de yazabiliriz aslında bunu sam eşittir sam artı 1 sam eşittir sam artı 2 sam eşittir sam artı 3 ve böyle gidebiliriz. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Şimdi dikkat edin bu aslında aşağıya yazdığımız şeyden çok farklı değil. Sadece bir iş bölümü yaptık. Yani bunun hepsini bir satırda yazmadık da buna karşılık bunu 10 satıra böldük. Fakat bu bizim için faydalı olacak. Çünkü burada tekrar eden sayılar, tekrar eden kod var. Nedir o tekrar eden kod? Sam eşitti, sam artı bilmem ne. Bakın şuraya kadar olan kod aynı, burası sadece değişiyor. Aslında aynı fikir. Buradaki sistem out print Line'daki fikirle aynı. Şurası tamamen aynı. Bu örnekte değişiyor. Burada şu farklı sadece. Dolayısıyla öyle bakıldığı zaman sanki ben bunu şöyle yazabilirim. Aynı olan kodları yazayım. Sam eşittir sam artı. Bir de noktalı virgül de aynıydı. Şurada değişen şey birden ona kadar olan şey aslında döngü değişkeni olan i. Şimdi bunu s out diyerek samı ekrana bastıralım. 55 çıktı doğru. 10 kere 11 2. Şimdi tabii formülü biliyoruz ama formül olmadan da yapabiliyoruz. Çünkü çok hızlı bilgisayar. Saniyede milyonlarca işlemi yapabiliyor. Bu şekilde biz sadece birden ona kadar olan sayıları değil de birden on bine kadar olan sayıları da bir saniyenin altında toplayabiliriz. Bakın cevabı hemen söyledi. Birden bir milyona kadar olan sayıları toplayalım. Bakın hemen söyledi. Birden on milyona kadar olan sayıları toplayalım. Gene hemen söyle. Ama bakın eksi bir sayı çıktı. Buna geleceğiz. Sınırların dışına çıktığımız için oldu bu. Tam sayı sınırının. Birden 100 milyona kadar olan sayıları seçtik. Birden 1 milyara kadar olan sayıları topladık. Bakın ilk defa bir yavaşlama oldu. Sanki 1 milyar işlem yaptığımız zaman geç tam bir, evet 1 milyar işlem yaptığımız zaman biraz bekledik. Mesela 10 milyar işlem yapsak bakın altını çizdi. Çünkü bu tam sayı için çok büyük dedik. Dolayısıyla burada neyi görüyoruz? İnsan kapasitesiyle yapmamız mümkün olmayan toplamaları aslında çok kısa sürede yapabiliyoruz. Zaten bilgisayarı kullanmamızın amacı da bu unutmayalım. Yani hem işi doğru yapmak ama aslında hızlı da gerçekleştirebilmek. Okey. <laughs> bu kodu bir tık daha düzelterek, değiştirerek bitiriyoruz. O da şu olsun. Biraz önceki aslında yaptığımız şeye benzer. Biz birden ona kadar olan sayıların toplamını değil de verilen bir sayıya kadar olanların toplamını yapalım. O zaman ne olacak? Buradaki 10 aslında diğer örneklerde olduğu gibi verilen bir n sayısıyla değiştirilecek. Şimdi onu okuyalım. Ee, dördüncü örnekte vardı o. Şuraya bir sayı girelim, sekizinci örnekte. Sonra bu onu da nle e, değiştirelim. Burada da s out diyelim. Some of numbers until diyelim. Buraya n'i bastıralım. Sonra da is diyelim. Sonra da böyle yapalım ve bu şekilde ilerleyelim. Mesela bakalım 10 diyelim. Sum of numbers until 10 is 55. Gördüğünüz gibi program hangi sayıya girersek o sayıya kadar. Çünkü neden dengü değişkeni burada bu işi sağlıyor? Mesela 1 dersek toplam 1. Peki 0 dersek ne olacak? Biraz önce anlattığımız gibi döngü değişkeni çalışmayacağı için sonuç sıfır olacak. Dolayısıyla bu case'i de aslında handle edebilir hale gelmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla şuradaki kod satırı aslında birden ene kadar olan satırların tek tek tekrar ama dikkat ederseniz burada bu iş ne oluyor? Değişiyor, dönüşüyor. Evet, bugünlük bu kadar. Sonra devam edeceğiz.